Yani bu güzellikler hep gizli kalmıştır. Eğer barış ve huzur ortamı devam ederse, sağlanırsa bu durumda buradaki güzelliklerin hepsi ortaya çıkacaktır. Sağ olsun arkadaşlar, biz davet ettik. Sayın Valimize desteklerini esirgemediler. Onlara da çok sonsuz teşekkürlerimizi iletir. Bu güzellikleri yaşamak, yaşatmak ve bunları paylaşmak istiyoruz. Eğer ki buradaki huzur ortamı devam eder, sağlanır ve bunun devamı gelirse emin olun buradaki bütün güzellikler bütün Türkiye'ye ve belki de Uluslararası Arena'da da paylaşılacaktır. Buradaki güzelliği siz paylaştığınızda buradaki insanların güzellikleri ortaya çıkacaktır. Bu ortaya çıkan güzellikler bu coğrafyaya renk katacaktır. Yani cehennem deresi denilmesi taraftarı değilim. Sonuç itibariyle cennet deresi denilmesini istiyoruz. Aldığımız bilgilere göre daha önce bu bölgede, bu coğrafyada rafting yaptığımız özellikle bu bölgede çok sayıda çatışmalı ortamların yaşandığı, insanların hayatlarını kaybettiğini duyduk. Çok üzüldük. Aksi halde buraların turizme kazandırılması lazım. Bir yandan da buraların tanıtılması lazım. Çünkü biz buraya geldiğimiz zaman korkarak gelmedik. Sonuç itibariyle kendi ülkemizde yaşıyoruz. Her yer, ne İstanbul'a da geçsek ya da İzmir'e de geçsek, Trabzon'a da geçsek, Muş'a da geçsek, Şırnak'a da geçsek bizim için aynı. Herkese buradan tavsiye ediyorum. Kesinlikle Şırnak, Cehennem Deresi'ne gelip rafting yapsınlar. Trabzon tarafları olsun veya batı tarafı olsun. Yani doğu batı diye şekillendirmesinler ve gelsinler diyorum. Çok iyi görüyorum. Çok iyi görüyorum. Allah bunu devam etsin. Çok memnunuz. Daima böyle istiyoruz. Bu barış için hepimiz çok memnunuz. Allah razı olsun. Yapanlar Allah razı olsun.